geçiyorum. Sinemada şarkıcı olabilmek için önce kör olmak lazım. Bu memlekette şarkıcı olabilmek için önce iyi sesi olmak lazım. Dünyanın her yerinde şarkıcıların iyi sesleri vardır. Ve memleketimizde şimdi bir şey karıştırılıyor. Ünlü olmak ve star olmak. Star olmak çok önemli bir iş. Dünyada da çok az star var. Ülkemizde de çok az star var. Herkes ünlü. Star nedir? Çünkü star taklit edilen, ulaşılmaya çalışılan ve her dem varlığını koruyan insan demektir. Evet, bunlar... ülkemizdeki çok büyük starlardan biri ve Türkiye'nin en iyi şarkıcılarından biri Ajda Pekkan! Ajda, yok o benim defterim, onu açma. Bunun içinde gizli sorular var. Sana neler soracağım? Hiçbir şey sormayacağım vallahi, tatlı tatlı sohbet edeceğiz. Çünkü programın ilerleyen saatlerinde ben sana soru sormayacağım. Bunlar şey, orada ağzın kuruyacak biraz sonra, kanter içinde kalacaksın. Ve düşünmek için fırsat alırken ben bir yudum şundan alayım deyip böyle uzun bir yudum alıp bunun kaç yılı vişnelerinden yapılmış bir vişne suyu olduğunu çözeceğiz. Ben sana hiçbir şey sormayacağım seniz. Yani böyle degüstasyon yapılacak, evet. Değil mi? Yani bu bir şarap değil aslında. Şarap değil, bu neden? Bir vişne suyu. Vah, vah. Şarap mı isterdin? Nasıl yani? Ya bazen çocuklar burada şarap bulunduralım. Hatta orada çaktırmadan koltuğun arasında bir cep kanyağı bazı konuklara. Programın ilerleyen saatlerinde sokaktaki vatandaşa sorduk. Ajda Pekkan deyince aklınıza ne geliyor? Ve Ajda Pekkan'a neler sormak isterdiniz? Soruları sana onlar soracak. Ya, İster misin? Ne hoş tabii. Tamam, peki oraya geçelim. Çok o zaman güzel. Ve programa başlayalım. Efendim, hoş geldiniz. Bir tadına bakabilir miyim? Tabii. Kaç kalori var? Onu bayağı ben bilemem, var. Onu Ajda'ya soracaksın. Bayağı var. Uzmanı Ajda, evet. Formunu inanılmaz bir şekilde teşekkür koruyor yıllardır. Teşekkür ederim, elimden geldiği kadar. Ajda nasıl gidiyor Günay? Günay güzel gidiyor, çok gayet müthiş. Gayet iyi gidiyor. Değişik bir şov yapıyorsun orada. Evet. Ben de şimdi nasıl bilmiyormuş gibi bunları burada. Peki Ajda, burada da görüyoruz ki sen gayet rahat, doğal bir insansın. Ve senin özel yaşamından da biliyorum, çok sevecen, çok arkadaş, çok hoş, rahat bir insansın. Fakat insanlarda böyle Ajda'nın bir ulaşılmaz imajı var. Ajda donuktur. Konuşurken abartarak, egzajere ederek konuşur. İşte şöyledir, böyledir gibi bir takım ufak tefek de olsa olumlu mu, olumsuz mu bilemeyeceğim bir takım insanların kafasında mefhumlar var. Neden böyle oldu? Yani sen şöyle bir geçmişe baktığın zaman nerede hata yaptın, nerede doğru yaptın gibi... muhasebeler yapıyor musun zaman zaman? Hayır, düşünüyorum. Yani ben eskiden belki öyleydim. Yani yapı olarak belki öyleydim. Sonra o yapımın insanlarca yanlış anlaşıldığını veya yanlış değerlendirildiğini seneler içinde veya zaman içinde görünce ondan vazgeçmeye çalıştım. Yani kendimi başka türlü düzeltmeye çalıştım belki de. Şimdi anımsamıyorum bile yani neler yapmıştım. İnsan zaten onları rol olarak yaptığımı sanmıyorum. Demek ki biraz çekingen ve utangaç bir insanım yapı olarak. Belki bir perde bu, koydun. Bu belli bir perdeden kaynaklanıyor herhalde. Çünkü, bu kendimi aşmış halim, düşünebiliyor musun? Bir arada, bir arada sen...